Son dönemin en çok konuşulan filmi şüphesiz ki 5 milyon seyirci sayısını aşan Fetih 1453. Filmdeki oyunculuklar kadar filmin görsel efektleri de çok konuşuldu. Kimileri bu sahneleri Hollywood yapımlarını aratmayacak profesyonellikte bulurken, kimileri de sahnelerin Hollywood yapımlarından kopyalandığını iddia etti. Biz de Marketing Türkiye TV olarak Yüz Yüze, Titanic, Altın Pusula gibi dünyaca ünlü filmlerde de imzası bulunan ve Fetih 1453'ün görsel efektlerini yapan Serkan Zelzeli ile bir araya gelerek konuşulmayanları konuştuk. 1453 dünyanın neresinde olursa olsun her türlü şirketi yani A'sından Z'sine kadar zorlayacak bir proje. Yani bunun içinde tamamen üç boyutlu ortamda oluşturulmuş tarihi şehirler, Konstantinopolis, bir Vatikan oluşturuldu, Ceneviz Körfezi oluşturuldu, işte Arabistan Yarımadası'nda birkaç mekan oluşturuldu. Yani tabii bunun haricinde büyük ordular, bilgisayar ortamlarında yapılmış, bir kısmı real çekim, klonlamalar, çoğaltmalarla yapılan görseller, su simülasyonları, deniz. Yani oldukça bir görsel efekt şirketinin gireceği her dalın içine alan tarihi bir epik filmi. Ve tabii bu tür filmlerin tarihi olması da bir ayrı zorluk katıyor. Yani bir taş koyduğunuz zaman tabii bunu 5 kişinin sorgulayacağını düşünerek yapılıyor. Film 3 senede çekildi. Yani tabii ki bu kadar büyük bir yapım, belki Türkiye tarihinde bir ilk, daha önce de bir Fethi filmi çekilmiş. Fakat yani şu anki Fethi filmiyle kıyaslamaya imkan yok. Dolayısıyla Türk insanını, Türk pazarını ve herkesi zorlayabilecek bir proje diyebilirim. 3 senede çekimlerini tamamladılar. Biz de yaklaşık 2 sene içerisinde, 1,5 senesi çok ağır bir şekilde çalışmak suretiyle 1200 kadar sahne yaptık. Bu da filmin 2 saatine neredeyse denk geliyor. Dünya standartında bir iş bence demek zorundayız. Çünkü Faruk Aksoy yönetmenimiz bu filmi yaptığı zaman, aynı zamanda yapımcımız, açıkçası çok büyük riskler aldı. Yani bu filmi Türkiye'ye hediye vermek istedi. Aksoy Yapım zaten Türkiye'nin ilk 3 en fazla gişe yapan filme sahip olduğu için belki böyle bir şeye zorluğa ihtiyacı yoktu. Ama büyük bir hırsla, azimle bu projeyi Hollywood standartında yapıp Türkiye'ye hediye etmek hepimiz istedik. Buna bir Türkiye tecrübesi olarak bakmak lazım. Yani tabii ki şimdi Faruk Aksoy kendisi de seyretse hani geriye dönüp baştan çekmek istedikleri yerler olabilir ama bütçe olarak düşündüğünüz zaman korkunç bir yapım. Korkunç bir risk ve bence çok başarılı bir yapım. Yani evet hani bir sinematografi uzmanı gelebilir, diyebilir ki işte ben bu kurguyu beğenmedim, ben bu rengi beğenmedim, burada hikaye yarım kalmış, burada uzun kalmış. Fakat bu kadar geniş çerçevede, bu kadar çok alana yayılmış bir film daha önce yapılmadığı için ve Türkiye'de bunu ilk defa Faruk Aksoy'un yaptığı için bence teşekkür borçluyuz. Ama tabii ki hatalar bulunabilir. Ama bunu daha çok halk karar verecektir tabii ki. Bize has, bize anlatan bir film. Tabii ki Hollywood kurgusu Roma başarısı üzerine kurulduğu için bu film onların gururunu okşamayabilir. Bu filmi ben göstermek istediklerine eminim. Fakat herhalde tek engel o olabilir diye düşünüyorum. Yani bizim açımızdan bir film yapıldı ve bunun tepkisi var. İşte siz nasıl olur da savaş kazanırsınız, neredeyse oraya geldi. Biz hep savaş kazanmışız ama kameralar bize ait değilmiş, hep oralarda yapılmış. Benim yönetmenliğini yaptığım bir sinema animasyon filmi var. Türkiye'nin ilk büyük sinema animasyonu olacak inşallah. Yaklaşık 6 aydır onun üzerinde çalışıyoruz eş zamanlı olarak. Evliya Çelebi hakkında, fakat onun daha modernize edilmiş, animasyona uyarlanmış, belgesel tadında değil, daha çok komedi, herkesin, yetişkinlerin de izleyeceği tarzda eğlenceli bir animasyon projesi yapıyoruz. Herhalde o da 6 ay içerisinde tamamlanacak.